Bakan kurum Anka Park konusunda ise duruşlarının aynı olduğuna dikkati çekerek biz hep şunu söyledik. Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun milletin faydasına çözülmeli. Bu yatırım nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir dedik. Ama bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz diye konuştu. Değerli kardeşlerim, biz her zaman eser üretmenin, çözümün yanında olduk ve hiçbir zaman da bahanelerin, mazeretlerin arkasına sığınmadık. Hiçbir şehrimizi, hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeden yatırım yapmanın, şehirlerimizi kalkındırmanın, vatandaşımızın refah seviyesini arttırmanın gayreti içerisinde olduk. Millete karşı sorumluluk taşıyan herkesin, bakanının da, belediye başkanının da, milletvekilinin de, teşkilat başkanının da, valinin de görevi, anlayışı bu olmalıdır. Son günlerde tabii üzerinde çokça tartışılan Anka Park'ın geleceği meselesinde de aslında duruşumuz hep aynı oldu. Biz hep şunu söyledik. Ortada bir sorun var. Bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun milletin faydasına çözülmeli dedik. Bu yatırım nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir dedik. Fakat bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz. Projeyi eleştirebilirsiniz. Projeyi beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar da bulabilirsiniz. Eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız. 3 yıldır hazırladığınız, içimizi sızlatan, gerçekten üzüldüğümüz, üzülerek izlediğimiz bu manzaranın sonunda 3 gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak görmenizi de anlayamayız. Bugünkü belirsiz mahkeme durumu, sürünceme halini aslında siz suistimal ettiniz. Polemik sizin işinize geldi. Sürekli bir mahkeme süreci, yapım süreci, güvenlik süreci diyerek bahaneler ürettiniz. Ve Ankaralı kardeşlerimizin, hemşerilerimizin aklıyla alay edercesine buraya dair bir tasarrufunuzun olmadığını anlatıp durdunuz. Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek Anka Park'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez.